Star Trek Next Generation 4. sezon. Giriyoruz be. 4. 3'ü devirdik. 4'e geldik. 4'ü 4'ün ilk bölümü aslında 3. sezonun son bölümünün devamı. Aslında yepyeni bir bölümle girmiyoruz ama çok güzel bir yerden giriyoruz. Kaçıranlar varsa 3. son bölümü olan Best of Both Worlds Part 1'i konuştuk. Detaylıca bakabilirsiniz. Artık 2'yi konuşacağız. Bu bölümde artık zaten Picard ele geçirilmişti Borglar tarafından. Bu artık Ryker'ın da karar almaya çalıştığı, karar alırken sadece kendisi değil Picard'ı açmaya çalıştığı. Belki de burası doğru yazılmış gibi geliyor bana ilk bölüme göre. <laughs> Çok daha mantıklı ve bir yandan da Borg'ların sistemini çözüp hem Picard'ı hem de insanlığı kurtarmaya çalıştıkları bir bölüm. Evet, insanlığı kurtarma buranın biraz böyle şey, e, abi pastanın kreması taşmış kısmı ama e, evet. diğer taraf özellikle Picard'la iletişimleri, Picard'ın o gözünden yüzüden, pardon, gözünden süzden bir damla yaş e, hiçbir şey yapamıyorum. Ya. Olsunla bir giriş var ki ya. böyle nasıl sahne? Vur saza vur falan ya. <laughs> Türklerle şeylerle girip ağlayasım geldi. Çok kötü oldu. Çok 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 iyi bir, bir girişti bölüm için. Evet, e, açıkçası Best of Both Worlds'un ikinci kısmı kesinlikle Best of Both Worlds'un best kısmı. Best kısmı. E... Yani şey de oturuyor ya bir anda. Gerçekten çaresiz bir duruma düştüklerinde. Bir anda Ryker harbiden kaptan oluyor. Yanındaki kız eyvallah bir komutasına giriyor. Anlıyor durumların ne olduğunu. Yani tık 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 böyle tam Lego gibi her şeyin oturduğu bir bölüm. Yani bir anda Picard düşmanları artık ve hepsinin planlarını biliyor ya bir de. Tabii. Number one diye hitap ediyor ya oğlum Borgali ile Ryker'a. Ben orada böyle şey As, ben Number one. böyle. <laughs> ya yani. şey işte oraları çok iyi yazmışlar. Bak oraları da beğendim. Yani hem Picard'ın bütün know sahipler. Picard'ın Riker'ı nasıl gördüğünü biliyorlar. Bir tek Riker'ın ne yapacağını bilemiyor. Yani tek bir çözüm var. Yani evet. artık Picard da onların her şeyine hakim ama kendi bilgisini birleştirip onu başka bir noktaya çıkarıyor yani. Zaten işte şey o bölümün ismini şu anda unuttum ama Riker bir tane şey geliyordu ya stratejema ustası böyle bir tane abi geliyordu da Taktiksel bir çatışma yapıyorlardı. Ryker orada bir numara evet, çekip Picard'ı evet. şaşırtıyordu yine hatırladın mı? İkinci sezonda mıydı o? Iki İkinci sezonda, sezonda aynen. Ee, onun aslında bir nevi devamı gibi. Yani bu ikisinin ilişkisini burada ele alındığı nokta. Çünkü Picard ne kadar büyük bir savaşçı uzman bir kaptan da olsa. E, şeyler onu bilgisi dahilinde kullanabiliyorlar. Ama aklı dahilinde kullanamıyorlar. Yani bu çok ilginç bir şey aslında. Yani şey diyor ya. Picard'ın bütün bilgisi diyor Borg'lara eklendi diyor. Bilgisi eklendi evet. Ama Aman. çıkarım yapma yetisi yani strateji üretme yetisi aslında <laughs> o kadar da iyi eklenemiyor ki Riker de onu fark edip oradan bir punduna getirip işleri değiştiriyor zaten işin ki devamında. Aynen. Ki orada da Guinan'ın yine gayetliği başlıyor. Yani şey de çok güzel bir cümle işte Guinan'da. Yani Picard'ın gitmesine izin ver ki yoksa onu geri getiremezsin. Aslında orada şey demeye çalışıyor. Bak onu bir sal sen çünkü şimdi Riker de aslında Picard'ın onu öğrettikler, ona öğrettikleri, ona ona ile hareket edip şey yapan, tabii kendi çıkarımları var, bilgileri var ama hep Picard'la yapıyor bunu. O birazcık, e, bu korku falan değil ama biraz o herhalde uyum gibi bir şey artık aralarındaki. Onsuz ilk kez bu kadar güçlü ve onu aşacak kadar ki aşmak, çünkü orada biraz şey, e, ast üst ilişkisinde de hoş bir şey değil. Hani hadi seni aşıyorum, bilgimle de aşarım, tokatlarım, evet. Tabii ki danışmanlık veriyor ya da işte şunu böyle yapamayınlar. Picard onu kabul ediyor ya da etmiyor ama burada artık o da yok. Onu aşmak zorunda, geri dönüş de yok. Bu tam şey gibi ya. E, hayatında başına gelebilecek en kötü şey, en korkunç an. Yani yalnızsın, tek başınasın. Herkes ağzının içine bakıyor. Yok yani oradan dönüş. Gerçekten Gai'nin çok doğru bir şey söylüyor ve oradan işi çevirmeye başlıyorlar. <laughs> ve akıl hocanla kapışıyorsun bir de yani hani. Ha? iyice artık, artık. <laughs> Ee, i̇lginç bir detay takılacağım belki biraz ama Barclay bu bölümde de bir önceki bölümde de böyle <laughs> engineering'de koşturuyor ya bir şeyler evet, falan evet. diyorum içten Bunları, bak bunları da orada denede işleme falan gibi oluyorum Barclay'ı buralarda gördükçe. Sana takıldım ama, vallahi he. Ama işte şey de güzel işte bir önceki bölümde ne kadar disfonksiyonel bir üyesiydi grubun. Bir anda fonksiyonel bir üyesi olmuş ve bu kadar dramatik bir grupta o da arkada bir şeyler yapıyor ya evet. yani onu, yani onu bu o aktörü arkada dursun diye mesela. Onu da katmışlar falan. Yani bu, bu tarz detayları kaçırmamaları çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ki zaten Star ee, eksikliği eksikmiyor ya biraz. Bu arttığı bütün boncukları pek birleştiremiyor. Böyle birleştirmesi hoş aslında arka planda. Tabii. Abi bu bölümde Star Trek tarihinin en büyük... ...uzay savaşlarından bir tanesi var. Evet. Ama çok pahalı olduğu için göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani Star Trek buradaki... ...Borglarla... ...40 Starfleet gemisi arasındaki savaşı... Dinliyoruz. Podcast gibi olan. ya Evet aynen anlatıyor böyle. E, sağ açıktan bilmem kim vuruyor... ...patladı o şimdi falan diye böyle. Sonra böyle kalıntılarını görüyoruz falan filan. Abi buradaki savaşa harcayamadıkları... ...her bir kuruş parayı... 40 yıl sonra Star Trek Discovery'nin ilk bölümünde harcayacaklar aklında olsun. O. Evet. E, ve açıkçası da şöyle olacak. Star Trek Discovery'nin ilk bölümüyle alakalı benim vakti zamandaki ilk yaparda da attığım bir tane bölüm vardı. Şunu diyordum hep. köptür bu. Yani <laughs> neden? Yani müthiş bir uzay savaşı görmek çok güzel bir şey. Ve güzel bir uzay savaşı var Discovery'de bu arada. Ama şeyi anlıyorsun işte. Next Generation izlemiş birisi olarak Yesterday's Enterprise Part 2'de Büyük bir uzay savaşı efendim patlıyoruz bu bunları <laughs> Aslında orada 40 tane Starfleet gemisi, bir tane Borg küple böyle hakikaten dünyanın savunması için kıran kırana bir savaş veriyor abi. Tabii. Avengers Endgame savaşı var ya orada. Tabii canım bayağı Biz büyük. Biz bunu büyük ya. görmüyoruz. Dinliyoruz. Onu yani. görmediğimiz için bölümden ne eksiliyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. yani çünkü, çünkü ana şey iyi yazarlar iyi bölümler yazıyorlar ana yani anladın kö mı? kökler çok güçlü çünkü abi. Yani anlatacakları hikayenin kökü çok güçlü çünkü Star Trek yazarları asıl anlattıkları şeyin civciv olmadıklarını bilecek yaşta insanlar yani akıl yaşındalar. Yani abi Star Trek çekiyoruz ne yapalım? Abi gemiler gelsin böyle birbirlerine ha civ 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 Şimdi Star Trek Discovery ilk bölümünde hakikaten Star Trek tarihinin en pahalı prodüksiyon açısından ve en güzel gözüken ve en izlemesi keyifli savaşı var. Ama maalesef ruhu yok. <laughs> yok. Çok Onun merak için etti. hiç mi hiç şansı yok? <laughs> Neyse ilk bölümden çok hissedemeyebilirsin ne kadar ruh olmadan ama şey oluyor yani insan. Bakacağım. Ya ben bir de pesimistim ya böyle konularda biraz. Yani şey gibi düşün. Mesela ben Star Wars 7'yi izleyince de bunlardan bir bok olmaz dedim çıktım ya hemen. Peki şey yok muydu abi Discovery'de böyle mayın gemisini götürüyorlar. Nusret Mayın uzay gemisini. Böyle mayınları bırakıyordu falan. Yok mu öyle şeyler? You know what? Var. Var mı? Var. <laughs> Hadi canım. Tabii yani o <laughs> suratmayını izle izle. izlesin insanlar. İslemeyin de şimdi anlatmayayım ama yani bu buradaki bu detayı yine almak istedim. Çünkü bu detay benim için bu diziyi en kıymetli yapan şeylerden biri. Tıpkı şey gibi. Sarek bölümünde de şeyden bahsettim ya. Eee işte Star Wars'da işte çok gördük ya son Star Wars'larda. Aman abi işte Star Wars episode Star Wars episode 4'te bardaki adam geçsin arkadan He. falan gibi böyle artık böyle anladın mı hani aman o bir yerden işte. bağlayalım da biz olduğumuz belli olsun diye götlerini yırttılar ya Star Wars'da. Abi o işte Sarık bölümünde bahsettiğim oydu. Yani adam bir bölüm şeyin babasını gösterdi eyvallah kaçtı. Burada da abi dünyanın sonu için uzay savaşı veriliyor. Hakikaten Avengers Endgame yani Starfleet, Assemble. Ortalık dü, 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 dü. yanıyor falan. Ya bir koysan 40 dakika aralıksız sa uzay savaşı bizden burada kimse demez ki kapat sıkıldık uzay savaşında. Ama Star yazan adamlar evet biraz da parasızlıktan ama öte yandan da akıllı adamlar oldukları için diyorlar ki... ...abi bizimkiler savaşa geç kalsın, savaşı sonuçlarını görsünler sonra senaryo ilerlesin. Thank you. Yani evet çok teşekkür ederim. Böyle insan şey oluyor... Aa, akılda insanlarla muhatapım falan hissedersin ya hayatında Ki böyle. Ki bu Starfleet için buradan. de iyi bir zıplama. İlk sezonun finali miydi o? Aslında böyle ele geçirmişler Starfleet'in yönetim kademesini falan. Ha. Şey, böyle e, yani. ha çok... falan. Evet. <laughs> ya fikir çok iyi. O da bunun tam tersiydi yani. Asla anlatılamayan bir tane bir finaldi. <laughs> hmm. Oradan i̇şte buraya evet. gelmeleri iyi. Civcivla biteceklerine bitecekler. Daha önemli şeylere çekiyorlar hikayeyi. Abi Picard'ı kaçırıyorlar. Evet, kaçırıyorlar Picard derken. Yani işte, i̇şte şey sahnesi zaten orada. Picard'a böyle montaj falan yaparken Picard'ın gözünden bir damla yaş geliyor. Ki harbiden bence şey bir sahne. Çok acayip. Aga, diyorsun böyle. Ee, neyse uzatmıyor. Sonra Picard'ı tabii geri alıyor bizimkiler. Evet bir şekilde orada e, şeye giriyorlar. Elektro girip e, oradan Güzel hamleler ee, kaçırıyorlar. <laughs> aynen. Cücüsünü gün gümbü, gümbüklüyorlar. Bir şeyler oluyor. bebel ya bunlar. Cıbırt evet. oluyor. Cöbürt oluyor. Ee, çekiyorlar geri. Ee abi tekrar demonte etmeye çalışıyorlar falan. Usta falan bakıyor böyle. <laughs> Doktor Crusher falan. Valla bu aslında çözülür ama DNA'sı komple değişmiş. Ciddi iş <laughs> falan. Bunu böyle bizim bak şimdi. Ben motorunu yaparım ama bunun bir <laughs> kaportaya bizim Hüseyin'e götüreceksiniz. En iyi o ya. Bunun, düzey. buna bir de Data Usta baksın. Data Usta gel bakayım sen Data Usta bunların makinesinden daha iyi. Data Usta kabloya giriyor. Ee, makine nahlı karışmış. Bunu düzeltmek lazım falan diyor böyle. <laughs> demonte bunun... işlemi başlıyor. Burada şeyler güzel ama Picard'ın böyle işte Worf'a dönüyor işte size de bu düzende yer yok falan diyor. DT'ye bakıyor <laughs> senin kafan zaten bilmem ne falan o cümleler falan çok iyi yani. <laughs> Abi zaten şey çok keyifli değil mi? Ee, yani Bor Picard gerçekten böyle arada gelip gitse çok komik olacak. Bor Picard iyi. şey böyle. Bunlar vahşi, gereksiz, robot, çöp, insan. <laughs> e, bunlar ne? Hepinizi fedel. Burayı düzenleyin. Boş. Ani ağlıyor. Bu bir adam ya böyle. <laughs> hiç, hiçbir şey beğenmiyor, hiç kimseyi beğenmiyor yani gerçekten. <laughs> Gerçek bir yayıncı da olabilir böyle acaba. <laughs> ee, ya yani bu o, o o karakter orada bayağı keyifli gerçekten. Evet. DNA ee, DNA'sı değişiyor bu arada gerçekten yani hatırlamayanlar için DNA bayağı. Değişmeye başlıyor ama zihne de yüzde yüz bir ulaşma yok. Bir aslında şey mutuel bir şey oluşturuyorlar. Aslında burada borkların biraz ilkelliğini görüyoruz. Yani hmm. tek merkez oradan akıtmışlar datayı. Kardeşim Cloud'a yay bunu. Bak teknolojisi çıktı bunun işte ama eski olduğu için. Eski teknoloji kalmışlar. Ee, Firewallları yani, çalışmıyor falan. <laughs> yok cloud değil daha de bir şey. Decentralized neydi? O? Blockchain Decentralize, yapsalarmış Zormuş datayı. Ha. <laughs> Defi kurar mı orada ya yani, ne yapıyorsun? Aynen aslında şöyle bence cloud'da oldukları için sistem patlıyor çünkü data cloud say e hack atıyor. Decentralized olsa geri alacaklar hemen backup olacak ellerinde ama yok. Zaten orada şey çok ilginç ya. Picard da böyle ufaktan uyanıyor. Uyandığında böyle. ...data'ya bir şeyler söyleyip anlatmaya çalışıyor derdini ha. falan, anladın Böyle Slips. kolunu... Ben bu arada Picard'ın kolunu net kestiler, attılar diyordum. Ee, üstüne takmışlar o eldiven gibi parçayı. Evet, ben de. Yani o dönüşüm keşke kesseler ilginç olabilirmiş. Ama tabii öyle bir teknolojiyle yani, uğraşamazlar abi. Yani Çok şimdi kötü tabii keşke yani. kesseler demek de tuhaf oluyor ama hani kes, sanki kesmeleri... yani Sanki gitmişti o kol yani, anladın mı? Hani böyle... <laughs> aman abi, koluna bir şey olmasın, üstten takalım, çocuk şeyi gibi falan. O biraz saçma, ben daha şey bekliyordum böyle. <laughs> diye gelecek böyle diye bekliyordum. Ee, ki onu da yapabilirmişler dizide. Çünkü ne olacak? Allah aşkına adamın kolu gitmiş olur. Doktor Krauss'u der ki dur ben sana şu da reçete edeyim bir tane. onu oradan ha, kaynatır kafasına sokmuşsun abi derdim. koluna ne olacak yani? Kafasına girsin. İşte, aynen öyle phantom pain olurdu birkaç bölümde daha tabii. Arada şey Luke Skywalker'da da var ya böyle babasından ha. bahsedince eline bakma sahnesi falan gibi böyle. Öyle bir sahne yapabilirlerdi de Picard'da niyese biraz burada şey yapmışlar. Bir tık kıyak geçmiş yazarlar. Ben gözüm özü falan komple aldılar herhalde falan diye düşünüyordum. Şakaktan Yine falan. Yine çok paralar bitmiş herhalde sezon sonuna doğru. Biraz da paralar icaz almış. Ha yani işte ben uhuyla yapıştırmış halbuki borglar Şey fakir borklar <laughs> bunlar yani anladın mı? Hani şey böyle 80'lerden kalma teknolojiyle gelen bork yani. yani. böyle getirin abi. Çak koy. Tükürük de falan. <laughs> hamur yaparak yapıştırma vardı onun gibi. Hamur yapardın onu böyle tükürüklerdin. <laughs> sonra da işte abi geri toparlıyorlar bir şekilde. O da diyor ki uyutun uyutun borgları diyor. Uyutuyorlar. Evet, sleep komutu atınca hepsini aslında uyutabiliyorlar. Erişiyorlar subs neydi? Subspace'lerine erişiyorlar borgların aslında. Ha işte filan alt sistemlerine oradan hmm. yükleme yaptıklarında onun da aklı kayıyor. Ve aslında belki de bu bölümün e, yani finalin finalinin en kötü kısmı olaraktan her şey yerli yerinde yine oluyor böyle. Hani Picard kaptanlığına dönüyor. Riker Az önce 40 tane uzay gemisi patlamış işte dünyayı kurtarmış Riker bu arada. Yani farkındayız değil mi Riker az önce. Evet. Orada ölün diyor Starfleet'in hayvan gibi ha? emir veriyor gidin ölün diyor resmen orada böyle saldırın falan ha. böyle deliriyor yani. <laughs> Abi tabii yani Riker böyle şey yani bayağı hakikaten Çanakkale geçilmez falan bir noktada yani şu anda Starfleet tarihi için. O da diyor ki tamam yani ben Picard'la takılırım falan diyor. İnsan bu bölümün sonunda şey bekliyor yani. Riker'a bir madalya takılsın. Starfleet'te alıklasın gözlerde yaşlar. Picard evladım senle gurur duyuyorum falan. Hani, <laughs> tamam hani bunlar biraz oluyor ama öyle şey gibi de olmuyor. <laughs> Hadi bakalım Picard'ı da aldık. Ben de artık geçeyim yerime. <laughs> Hanım kızım sen de kendi gemine git. Abi sen de çay içer misin? Ha içerim. Bir Ölü varsa içerim. <laughs> Al bakalım sen de İşte çok güzel bir yere geldin. Burada e, son bölümü konuşurken dediğim hayal kırıklığı işte. Tam olarak bu hayal kırıklığı. Yani bu Borg etkisinin tamam hani kurtulmayı da çözmüş olabilirlerdi ama ya birazcık Picard'da bu Borg etkisini görse miydik ya? Bir zihnin yani bu bütçeli de değil. Ne bileyim zihninde bir şey yaşardı, zorlandığını görürdük, o savaşı bir hissederdik. Çok hızlı oldu yine yani. Ve çünkü ben şeyden ciddi heyecanlanmıştım. 3. sezon, 4. sezon tam görünce çünkü şey vardır. Battlestar Galactica'da bunların hapsolduğu bir gezegende kaçmaya çalıştıkları böyle bir böyle bir sayısını hatırlamıyorum ama 5-6 bölüm üçüncü, süren. 3. sezon galiba. Yani. Hadi artık buraya bir koloni kuralım deyip gemiden çıkıyorlar bir süre diyor. Evet, evet. değil mi? Aynen. Bu sefer koloni muhabbetleri başlıyor. Aynen ve orada bir yerde bunları kapatıyorlar. Oradan kaçmaya çalışıyorlar. Harbiden stres oluyorsun sen. Ulan kaçabilecekler ne olacak? İnanılmaz müzikler eşliğinde orada acayip epik bölümler izliyoruz falan. Ya yani Hiçbir şey olmadı gerçekten. Ya yani biraz böyle... Evet. Bak şey fikri güzel savaştan savaşı göstermedik hikayeyi anlattık çok güzel ama keşke biraz da Picard'ın savaşını görseydik. Bizimkilerin didişmesini görseydik. Ama tabii onun şey dengesini kuramamışlar belki. ki. Yani şimdi olan orada fiziksel savaş var. Bunu bitireceğiz. Orada onu nasıl anlatacağız? Bir bölüm daha uzatsak herhalde saçma gözükecek falan da düşünmüş olabilirler yani. Abi orada işte şey bir önceki bölümlerde de konuştuk gerçi ama işte adını da koyalım. E, termodinamiğin dördüncü kanunu statiko yani şakasına söylüyorum bu termodinamik <laughs> kanunu değil de hani Abi. dizi sektöründe hep böyle anılır bu. Yani kalıcı değişimlerden çok korkuyorlar dizilerde. Seyirci kaybetme korkusundan da ötürü birazcık. İşte bunu kırabilen diziler aslında 90'ların ortalarından itibaren mesela Buffy falan hani işte Battlestar Galactica 2000'lerin başı. Sonrasında zaten aslında belki de bu çağın statükoyu en rahat bozabilen dizisi Game of Thrones. Yani. Hani Anladın mı? İşte Westworld düşün. Westworld mesela her sezon statükoyu ezdi ezdi geçti. E üçüncü sezon tutturamadı ah, mesela. Dön, yani, evet. yani işte şey de bir şey. Yoksa Westworld hala abi hadi bakalım işte şeyler, kovboylar indianlar falan diye devam ediyorsa da hala izleniyordu muhtemelen. Yani işte statüko bozma müthiş cesur bir şey. Ama tutmayınca da tutmuyor. İşte Game of Thrones'da 5 sezon geldi. J.R.R. Martin'in şey J.R.R. Martin kimse. <laughs> George R.R. R. Tolkien falan düşünsene böyle iyice. J.R.R. Martin. Hayır, Neyse yani yazarın gücüyle geldi 5. sezona kadar. 6'dan sonra screenwriter'lara kalınca bile. Tabii canım peşeye düştü. Öldü. Çok kötüydü ya gerçekten. Hala inanamıyorum yani nasıl oldu. Ee, i̇şte o yüzden evet şey üzüyor. Ulan yani bir kere şey abi yani hakikaten Riker başkomutan meydan muharebesini kazanıyor. Abi ne demek lan? 40 tane gezegen 40 tane şey patlamış. Sen artık dünyayı tutan son gemi kalmışsın. Borg kübü gelmiş. Gidip eski kaptanı Ağız kurtarıyorsun. Nasıl? Oradan taktik üretiyorsun da Borg'ları patlatıyorsun falan. Bu arada Melbourne'de yani... patlamış halini görüyor. Orada da bir drama yaşıyor. Aa, i̇şte evet o gidebileceği gemi de patlamış orada falan. Orada artık böyle yani Ryker diyor hala ben Picard'ın yanında kalacağım. Ya yani orada başkomutan amirallik bağlanır sana der ki aslan. <laughs> 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 Sıçarım Picard'ına yani. Gel ya hani ya komutan sen, sen gel. gel, komutanın yemiş. başına geç ya komutan bizsek emir ediyoruz. geç komutanı şerefsiz yani. Tatava yapma. ama işte anladın mı artık yani aslında şey Ryker neden burada kalıyor senaryosu yazıyoruz diye yola çıkıp Ryker'ın burada kalmasını daha da inanılmaz. Yani. <laughs> bu da bence biraz bir saçmalığı bu bölümün. Öte yandan e tabi gitmesi seviyoruz Ryker'ı. yani o yüzden böyle çok da kızmıyoruz ama absürt. Şimdi tabii yine benim hemen merak ettiğim ve ileride göreceğimi, umarım göreceğimi inandığım bunun üzerinde Picard'ın üzerine ne etkileri olacak? Daha da kritik olan bu. de. Hmm. Hatta Dayton... i̇şte onu aslında bölüm sonunda bir tık hani böyle evet Picard o en son çayını söylüyor ama böyle bir camdan dışarıya bakarken hani Aynen. Hafifen böyle bir eski almost, Picard değil yani. Almost Human diyor zaten. Hani kendimi Almost Human hissediyorum gibi bir laf da söylüyor orada. Tabii. De, e, sırf o da değil. Bir de data da onların datalarına ulaştı yani. Data datalara ulaştı. Yani onun da oradan çıkarımlar olacak mı? Picard nasıl değişecek ki? İkinci bölümde biraz konuşacağız. Orada bir biraz hissettiriyor ne. Hani, data şimdi abi iletişim başkanlığı gibi bir şey oldu. 78 milyon istediği datasını istediğinde <laughs> <yandaki> yaklaşık ulaşabiliyor. <laughs> Gezegenlere şey atıyor değil mi? Size kontrol gelecek. Ha. bir, şey bir açın bende falan A Aynen. Sınırsız yetkili istediği dataya ulaşabiliyor artık. Data o yüzden... <laughs> E, valla bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak gerçekten. Şeyi de söylemek lazım. Bir önceki bölüm analizinde, sezon analizinde söyledik ama onu izlemeyenler için. Yani Best of Both 1-2 Star Train ayrıca yan yana bunların birleştirilip 16'ya 9 formata çekilip daha yüksek resolution'da ayrı bir DVD olarak yayınlanmış Star Trek tarihindeki tek ikili. Film yani, gibi. E, film gibi artık yapmışlar onu. Zaten First Contact dizisi de birazcık buraya selam duruyor e, filmi. First Contact filminin de biraz prequel'i gibi yapmaya çalışmışlar onu. Sonrasında da açıkçası Voyager. Yani e, Next Generation içerisinde başka Borg bölümleri var. Onları konuşuruz geldikçe spoiler vermeyeyim. Ama Voyager'da özellikle ikinci sezondan sonra Borg konusu ciddi ciddi artık böyle Aa, bir bak, o güzel. E, dahil olmaya başlıyor. Ama bizim senle Voyager'ları konuşmamız herhalde 2027'yi falan boyunca olacak. <laughs> o yüzden ya, çok da acele etmeyelim yani. Yavaş yavaş gidelim. Belli olmaz ya bir noktada. Yaş, Yaşadığımız sürece Star Trek hep konuşur canım zaten. Aa, evet zaman. yani aynen. <laughs> böyle aynı anladın mı? E, Tancan ne yaptın Star Trek, ne yaptın? <laughs> e, İşte bizim kanal kaç sene sonra konuşmaya başladı. Neydi bizim elemanlar? The Half in the Bags. Aa Red Letter Media. Evet yani evet. Yani evet. Onlar aynen. konuşuyor yani kaç sene olmuş. Belki biz de 50 evet. yaşımızda bir aynen. daha döneriz. <laughs> Tabii onlar bu arada 50 yaşlarında konuşuyorlar. Evet işte. Onlar çünkü şey ya ben o heriflere şeyden özeniyorum. Hakikaten televizyonda izlemişler vaktinde Next Generation falan. Yani onların şeyi çok farklı yani. O ara bölümleri harbiden beklemişler falan. Tabii 10-15 yaş büyük o ekip bizden yani. Ama şey devam ediyor insanlar bu diziyi konuşmaya ya. Next Generation çok başka bir şey. Çocukken izlemek iyi olurmuş yani. Evet, bakalım şimdi daha bir geçtik dördüncü sezona. <laughs> evet, dörde geçtik artık ve dördün birinci bölümde konuştuk. Var mı ekleyeceğim bir şey başka? Yok, ben şunu söyleyeyim nedir dördüncü sezondan bundan sonra beklentilerin daha da dördüncü sezonun girişi böyle yani. Abi dörtten beklentim açıkçası daha böyle ikinci bölümde tabii biraz şimdi izledim şu anda düşünerek söylüyorum yani yine karakterlerin artık geçmişte hesaplarını da bitirip biraz daha artık ilerlemeye başladı ee, özellikle Data'nın bu bölümden sonra. Daha geniş, daha ilerleyerek, daha sadece insan yönünün gelişerek değil, teknolojik yönünün de artık daha etkin kullanıldığı. Biraz da böyle e, tematik bölümlerin sayısının bağlanarak arttığı bir yapı bekliyorum ama bakalım nasıl olacak? Bulabil Bulabileceğiz bunları. Bakalım nereye bağlanacağız? O zaman bu bölümü kapatıyoruz. E, 4.02 family. E, Picard köyüne dönüyor bölümüyle tekrar geleceğiz. Köyüne dön, Picard köyüne dön. <laughs> Kendinize iyi bakın bay bay. Hadi görüşürüz.